Şimdi olayların içinde herkesin bir şeyi var. Sen gitmediğin için bilmezsin Kemal abicim. Ben. Evet. Görüşme. Hayır hayır şu anki bu. Ha şu anı şu evet. an ha. Ee, siz diyor musunuz bilmiyorum. Hakan bilir. Bana sakın bunu demeyin. Bana bunu söyleyin. Bana şunu söyleyin. Bizde öyle bir şey yok. Evet. Şimdi mesela Sude derdi ki bana atışta elim ayağımı öne koymamı söyleyin. Herkes bir şey söyler. Ben de benim istediğim sadece şu. Arkadaşlar bana sakın sakin ol demeyin. Bu benim suçum. Bakın bu bir manyaklık evet ama bu benim hatam. Bunu da söylüyorum zaten. Ne oluyor zaten. sakin ol deyince? Yok, Abi benim, benim, buna, buna katılırım. Bazı benim insanların de, şeyi vardır. Benimle geçmişle alakalı evet. yani ben sıkıntı bende bu anladın mı? Yok bana bunu yapmayacaksınız. Yok. Ve ben bunu ricasında bulunmuşum. Şimdi burada ilk önce bak kızıyorum sus Ayşe tamam sakin Hı. ol deme. Oradan sonra sakin ol dediğini kabul etmemesi var ya Hı. ben öyle bir şey demedim diyor ya. Halbuki demiş. Şimdi yine izledik. Hayır o niyetle demediğimi anladım ben orada. Tamam anladım. sonrasında şimdi o inkar edince ben daha çok şey oluyorum. Çünkü kabul edemiyorum. Yani kabul et demeyi ver. Bazı dönemlerde şey oluyordu yani. Acaba e, bu şeyleri yaparken birileri bağırsın diye mi yapılıyor acaba? Yani o Batuhan mesela böyle olduğunu bile düşündüğü zaman oldu. Böyle bir şey oluyor ki hani acaba ben bağırayım da bana Batuhan bağırdı desin diye mi yapıyor Ama bak, dediği şimdi bile oldu. Ben şeydeyim şimdi benim senle yakınlığım 10 üzerinden 9'dur. Ayşe'yle yakınlığım evet. 10 üzerinden 2'dir 3'tür. 2 kere görmüşümdür. Ama ben bu olayda dedim ki Sema dedim burada her şeyi kaybettin sen dedim. Mesela. Tamam işte bak. Ayşe kazanımda değil o yani. Sen böyle bir yerden sonra bence toparlamayla çalıştın arkaya gidip kaldırmaya çalışma falan yaptın. Baktın ki Ayşe ona da yok. Bu sefer daha da bravo mağdur falan şu, yapınca şunu. böyle garip bir evet, durum oldu neden ortada. Evet neden biliyor musun? Defalarca böyle şeyler yaşandı. Yani şey yani. Ayşe hiç böyle ağlamadı. Ama Sema ablasında ağladı. Bir de bana ağladı. Şimdi bana Senin abi. olayında bile ben Ayşe Ama dönme öyle baskı Şu olayı ilk kez Survivor'a gitmiş bir Hakan'a bile yapsan 22 yaşında belki ben de ağlarım biliyor musun? Ya işte Ayşe bunda, <laughs> ağlarım bunda, yani ben çok Ayşe çünkü yaşadığı şey yaşadı. Hiç şey olduğunda yani. ağlamadı. O da sorun değil bununla ilgili. Hani ben savunmuyorum. Ben bununla ilgili zaten dedim ki ben suçluyum. Bu benim takıntım. Bu benim hatam. Ben bunun üstüne röportaj verdim de dedim ki Ayşe her zaman ben ona kardeşim gözüyle bakıyorum. Benim de onun yaşında kardeşim var. Ve ben gerçekten bu benim takıntım ve benim sorunum olduğu için ben kıza bunu yaptım. Yani çok üzgünüm bunu yaptığım için Ayşe de biliyor. Bunun sabahında uyandığımızda ben Ayşe'ye rüyamı anlattım. Bütün takım vardı. Gece Adem beni korkutmuştu. Sabah geldiklerinde dedim ki Adem dedim dün gece dedim korkuttun beni ayağımı çekti yatarken. Korkuttum bak dedim sabah bir rüya gördüm dedim bir tane kız çocuk var elimde ağlıyor niye ağlıyorsun ki diye tutmaya çalışıyorum dedim bunları anlattım bu kavgadan sonra konuşurken Ayşe dedim ki Ayşe sabah rüyamı anlatmıştım ya. dedim bak senin ağlamamış dedim şöyle omzumla sarıldım ben bu konuda hatalı olduğumu ve onun gönlünü almam gerektiğini zaten biliyorum Ayşe bak bu benim suçum diyorum kıza bunu söylüyorum ama zaten. işte geçmedi mi İşte yani geçmedi zaman olarak anlatabildim mi hani olaya bakınca da sakin ol dedi sadece Evet. Ayşe de bir kere karşı i̇şte takımdan ya gelmiş bak, seni o kadar tanıyan insan? biri değil bak seni o kadar tanıyan biri değil daha 3-5 gün önce karşı takımdan senin takımına evet. gelmiş Hani çünkü Survivor'da kime ne diyeceğime takılırsan kafayı yersin biri diyor ki bana bağırma biri diyor ki bana destek ol o diyor ki sakin ya, ol mi? Evet, diyor ki, evet. işte atış Onu yapma ee, işte. ben ne yapacağım ben o sadece destek diyorum. olmak ben istiyorum ben hepsine söylüyorum arkadaşlar bu çok kötü durabilir bu saçma bir şey bir insana sakin oldu dediği zaman bu kadar tepki gösterir mi Kusura bakmayın ama bu benim bir sorunum yani hani anlayın beni diye defalarca söyledim ve Ayşe'nin gönlünü alırken de böyle söyledim bak ben bunu yaptım Ayşe ama gerçekten benim için çok sinir bozucu yani benim dayanamadığım bir şey bu. Hani başkası çok büyük bir küfüre bu tepkiyi gösterir bu benim sorunum ama bu saçmalık benim kendi saçmalığım bunun da üstüne evet ben bunu yaptım ve haklıyım değil haksızım gönlünü almak için de çabaladım aldım da sonrasında her şey çok güzeldi. Onun öncesinde de söyledim. Yani bunun savunulacak bir tarafı evet. yok. Ama Sema'yı sen ne kadar biliyorsan, izleyen ne kadar biliyorsa benim bu durumla ilgili yaşadığım şeyi ben biliyorum. Bunun Ama için işte de insanlara söyledim ve özrünü de diledim. Bunun üstüne ne yapabilirim? Doğru Söyler söylüyorsun. Birden, sadece için. Birilerine bağıran tek insan ben miyim? Değilsin. Değilim. Ama bu Bana bu edilen küfürler, olayı, hakaretlerde Ayşe de e, hani sana göre kullandığı, Bize geçen bana geçen e, kullandığı değildi bu arada bak net söyleyeyim hani benim bu kendi e, düşüncem e, kullanılabilir bu arada çünkü sen e, ufacık yani ufacık bir şeyi sebepsiz, bir, yani şey sebepsiz yani. bir şeyi yani kıza yükleniyorsun devam ediyorsun bir daha yapıyorsun yani ağlayana kadar iş gidiyor de ağladıktan sonra daha de da devam ediyor. Arkan, benim her zaman ben size işte söylediğim bir şey var bir sürü videoda atmışlar bununla ilgili işte masada göster falan diye gerek yok dedim yani artık izleyen izlemiş her şeyi şimdi benim şöyle bir durumum var anın mı geliyor kardeşim susun adem mi geliyor susun önce bir ben ben şekiller bir sussun o zaten hani gergin geliyor biz bir susalım o iki saat bir istediğini söylesin kafasını dinlesin şimdi her seferinde bunu söylüyorum ben orada da kızdığım şu onlara da söyledim zaten arkadaşım siz bence gelirken bir dakika bir susmamız lazım şu anda. O, çünkü gergin. Şu an sıra bizde bir susacağız dediğimde. Ben size bunu yapıyorsam. Ben o kadar gergin geldiğimde aylardır yapan Sema'ya neden bunu yapmadınız? Neden bana bunu yapmadınız? Bir dakika susun. Sema şu an gergin arkadaşlar. Niye? Çünkü ben her seferinde Batuhan'a şimdi bulaşmayın. Bir dakika çocuk bir iki dakika dursun. Ondan sonra fikrinizi söyleyin. Çünkü Adrenalin yüksek olduğu için genelde tartışmalar tam o sırada çıkıyor. Sema, devam edeceğiz. Seda'yla söz vereceğim de Kemal abi, <laughs> Seda'nın Survivor'ını sen nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü %58'de e, performansı e, yanılmıyorsam eğer, e, Berkan'la kafa kafaya ikinci veya üçüncü sırada bitirmiş başarılı bir Sema var. Ama e, belki hak etmediği bir yerde e, Mayıs ayında, e, Haziran ayının başında Değil mi? Haziran başında mı elenmiştin Hiç tam bilmiyorum. olarak? O civar yani. Şu anki tarihi de Survivor finaline neredeyse iki ay kala eleniyor. Daha 10-12 kişi varken içeride ne diyorsun? 16-41. 22 dakika 10 saniyedir konuşmamışım. Benim tarihimde böyle bir şey yok. <laughs> Çok sakin kalmışım. Yarın bakacağım reytinglere. <laughs> Şurada Eğer bu dakikada reyting geldiyse bir daha dakikadan konuşmamışım. Şimdi ilk abi. önce e, şunu söyleyeyim. Ben 2010'da hani dedin ya abi gitmedin diye. 2010'da biz gittiğimizde belki de en dezavantajlı olan bizlik Aynı ortamdan gittik. Kardeşlerine, kız kardeşlerine, erkek kardeşlerine gitmiş gibi bir ortam oldu. Biz kazandığımızda ödül, bak yürekten söylüyorum bunu, içim sızlıyordu. Onlar yiyemiyor diye. O derecede. Biz ödül kazandık. Biz ödül kazandık. Hakan'la filan. İletişim ödülüydü, kızlara verdik. Onlar konuşsun diye. Hani biz daha zorduk. Benim ilk önce sormak istediğim bir soru. Seda'ya söylemeden önce. Sizin ikinizin birden gitmesi avantaj mıydı, dezavantaj mıydı? Bence dezavantajdı. Yani hani... Psikolojik de, olarak çok... Dezavantajdı de, değil mi? Ben bunu, ben, bu ben bunu zordu. burada çok gördüm, yaşadım. Sen e, diyorsun ya, çok haklısın şu söyleminde. Ama sen sadece şu bölüme baktın Sema, şu sayfanın burasına. Ama şöyle kaldırdığımızda kafayı, bütün masaya baktığımızda görüntü şu. Biz buranın mekanın sahibiyiz. Biz, Öçarım. biz, bak bizde buradan aldı. Doğru, doğru. Biz evet. buranın mekanın sahibiyiz. Biz biraz daha öncelikli hava oldu. Senin sırf bu Ayşe ile olan diyalogun olsaydı, tüm samimiyetimle söylüyorum bunun kimse es, es geçerdi. Herkes es geçerdi. Üstüne Hiç bir olaya bakmazdı. Oldu? Efendim? Cilası mı oldu? Bu cila oldu. Bu en büyük cila nereden biliyor musun? Sedanın gitmesi sendeki baskıyı çok yükseltti. Çok büyük üzüntü verdi ve ondan sonraki o bölüm özellikle hani bana 2-3 gün müsaade edin dedin ya o 2-3 gün aslında çok uzun oldu. Bir haftayı geçti işte o bölümde aynen öyle o bölüm senin için sıkıntılı bölümdü. Sema'yı biz şöyle gördük ben de hatta şunu söyledim bu masada oturmuş bu kadar tecrübeli bu kadar bilgili bir Sema'nın iki defa önce yarışmış Sema'nın ben senin için 2018'dekinde kraliçe Sema dedim. Adem'e kral. Sana da Karaliçe dedim. Bu söylemler yaptım. Bu Sema bu hataları yapmaması lazım dedim. Öyle hatalar oldu ki oluştu ki ben bunları burada söyledim. Hele bir tanesini birazdan konuşacağız büyük bir ihtimal. Orada ağzım açık kaldı seni izlerken. Dedim ki Sema bu olamaz. Nerede? Nagihan'la içe yarışa çıkıyorsunuz. Start veriyorsunuz. Seda Pota'da. Bir konuşmanız var. Evet. Orada esas soru da şu. Orada Seda'yı potaya çıkarmalarını mı isyan ediyorsunuz? İsyan ediyorsun daha doğrusu. Yoksa seyirci şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Bir mesaj mı? Aklınızda olsun Seda'yı sakın elemeyin. Seda buranın en iyi performansı olan insanı mı? O da olabilir. Onu yaptıysam da iyi yapmışım. Keşke işe yarasaymış, sevmiş. Yani tabii ki bunu O zaman değerli. seyirciye bir sistem var yani. Yok ben Nagean'la orada dertleşiyorum hiç aklıma gelmedi ama öyle de olması mantıklıymış Ben yani. öyle algıladım. öyle yorumlamıştım hatta i̇şte burada da böyle konuşmuştuk da bunu. Bir şey değil. tabii ki de kardeşim gitmesin diye seyirciye kardeşimin iyi bir yarışmacı olduğunu göstermek çok normal. Ama kasıtlı mesaj yollama var mıydı Yok orada? Yok ya biz Nagean'la aralarda ha. hep böyle dertleşiyorduk hani birisi ağladığı zaman birisi kırıldığı zaman birisinin başına bir şey geldiği zaman dünyalar ayağa kalkarken biz bir şey olduğumuz zaman biz sanki ee, aynı cinsiyette değilmişiz gibi sürekli herkesin bize böyle e, şey de o mekanın sahibi olayı oradan geliyor zaten. Düşsen de kalksan da biri sana bağırsa da çünkü ben oturup ağlamıyorum biri bana bağırdığı zaman. Çekiyorum, gidiyorum mesela. Müsaade etmiyorum. Ama ya senin ya da... yaşınla, onların hani... yaşlar arasında çok Tabii farklı ki ya. Işte... Onlar daha da küçük, ilk defa, ikinci defa, bu defa geliyorlar. Kemal Bey da... hiç öyle demeyin. Benim onların yaşında iki çocuğum vardı. Evet ben de hep onları zaten, Ayşe benim oğlumdan, 3 yaş büyük. Evet. Hep öyle gördüm, o ayrı. Hepsini kardeşim gibi gördüm, evladım gibi gördüm. Ama bazı şeyler de bilerek yapılıyor. Zaten Sema'nın az önceki tepkisi de o, tamamen o hani biliyor olayı biliyor işin içine mağdurluk girdiğini biliyor ve daha çok sinirleniyor hani bir şey yapmadığını biliyor kıza aralı, arasının iyi olduğunu biliyor Sema'nın sinir katkısı ama şu, yükselten de o bence. Ama şu görüntüde hani burada Ayşe'ye Ayşe bir baskı olduğu veya Ayşe ne, zor durumda olduğu görünmüyor mu? Hiç sıkıntı, sıkıntı yok. Işte Söylediğim bölüm oydu Benim yani. yani senin gibi bir tecrübeli bir evet. yarışmacının bunu nasıl yaptı diye sorduğum i̇şte soru buydu. Bu yani bir uzaksa da aslında Ayşe'nin yaptığı senin buna düşme lazım. Evet, tecrübeli olan Tecrübeli olan, e, yarışırken ya da işte o anlık tepkisiyle herkese çatır çatır cevap veren Nagihan değil. Nagihan, Nagihan olduğu için öyle. Tecrübeli olan orada zaten bunları yapmaz. Ben tecrübe falan kullanmadım. Ben sadece yarıştım ve gördüğüm şeye cevap verdim. Tecrübeli alakası yok. Yani evet çok sorun oldu. Seda ile ikimizin orada olması, Seda'nın gitmesi. Ben katılıyorum. Seda'nın gitmesi. Ben inanılmaz üzüldüm. O potada, son benim gittiğim potada mesela ben şunu merak ediyorum. Ayşe sembol vermiş. Ben bu kadar Batuhanlar mesela bunu tartışıp Ağzımı açtım mı? Ağzımı bile açmadım. Çok yanlış. Ben zaten yerlere yatıyorum. Yani. Ben bunu yorumlamadım bile yani. Biz niye ya Biz kardeşimle bir kere ben böyle bir orada, şey yapmadık yani. Ben orada yerlerde yatıyorum. Zaten baygınlık geçiyorum. İlgilenmediğim bir şey. Bunu tartışıyorlar. Bunu tartışırken... Bunun hani takıma ihanet olduğunu söyledi Batuhan. Herkes kızgın da evet. Ayşe'ye. Sonra ben de hatta konseyde şey demiştim. Acun Bey çok zor bir soru var bir geçirdim. Ne kazandığımı anladım ne kaybettiğimi. Bir yemeğe ödüle gidiyoruz kardeşim aç. Artık bir yerlerden bir şeyler böyle sıkıştırıp kardeşime götürmek için neler yapıyordum. Katılıyorum. Şimdi. Katılıyorum. Bunu söyledim göre, zaten bu masalarda bunu konuştuk. Bizim barakamızda konuşuyor, konuşuluyor. Bu konu Ayşe geldi. Ama Ayşe eleştiren ben değilim. Ağzını açan ben değilim. Ayşe dedi ki Asıl dedi senin yaptığın dedi. Sen dedi aç kalması gereken karşı takımın dedi karnını doyuruyorsun bir şeyler alıp götürerek. Şimdi ben Seda değil. Evrim'in canı lokma çok severmiş. Bir gün sıkıştırdım. Hikmet şunu Evrime götürüver kızın canı çekiyormuş dedim. Ödülden aldığım bir şey tattın yani mı? ödülümden çay aldım. şu kadar kimin ödül doyuracağım. Ödül orada bitirilmesi gereken bir şey. Evet. evet. Yasak aslında. yakalanırsan ben ceza yiyeceğim. Doğru. Ama Kızlar tatlı diye ölüyorlar ya Kemal abi. Bir gün bir pasta vardı peçete şu kadar şey yaptım dedim ki şunu yağmur su desen bir parmak ya. Evet. Sen dedi aç kalması gereken takımı dedi doyuruyorsun. Dedim ki sen sembol verirken vicdanlısın Ayşe Yüksel. Ben karşı takımdan kızlara birer tane şöyle bir şey götürmüş ben vicdansız mıyım dedim. Senin senin bu senaryodaki en büyük e, zor anların bu. Gerçekten benim, o beni böyle bir şeyle şeyi vurdu. Ama işte Botan, görüntü de öyle olmadı işte. Adem'le Botan dedi ki sen şu an belden aşağı vuruyorsun dedi. Ben orada ceza alabilirdim. Bunu Acun abiler de şey yapabilirdi. Yani vicdanlısın. Tamam ben bunu da suçluyum. Bana onu yapan Ayşe mesela bu potadayız. Bu gösterebilirdi. Belki o zaman insanlar benim daha vicdanlı olduğumu görürdü mesela. Olabilir miydi acaba? Çünkü benim kardeşime şu kadarcık bir şey götürme şeyimde ne kötülük olabilir? Bunun Ayşe'nin bana tepki göstermesi neden? Senin sembol vermenle benim gidip işte evrime şu okmayı götür canı çekiyormuş demem aynı şey mi? Doyurur mu onu? Evet. <laughs>